Hoca Ahmet Yesevi. Anadolu'nun İslam'ın nuruyla aydınlanmasına katkı sağlayan büyük şahsiyetlerden. Peki Ahmet Yesevi'yi nasıl tanımalı, nasıl anlamalıyız? Konuyla ilgili merak edilenleri Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Musa Yıldız Yeni Güne Merhaba'da anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Güne Merhaba'da. Evet efendim çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hoca Ahmet Yesevi'yi Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Musa Yıldız Hocam stüdyo misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi sabahlar diliyorum. Hayırlı sabahlar. Ee, çok önemli bir konu. Aslında ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi. Programın öncesinde de konuşmuştuk biraz o sohbeti izleyicilerimizle mutlaka paylaşacağız. Keşke daha önce daha fazla farkına varsaydık. Sadece edebiyat derslerinde 3-5 cümleyle divanı ı Hikmet'ten birkaç beyitle biz bu işi kotarmasaydık yıllarca dedik. Ama şimdi, şimdi çok şükür biz hocam şöyle mazimize dönüp bir bakıyoruz değil mi? Değerlerimizle güncellenmesi de gerekiyorsa eğer onlar yeniden hemhal olup daha farklı bir toplu olma yolunda adım atmaya çalışıyoruz. Ve Hoca Ahmet Yesevi bu anlamda çok önemli bir figür galiba. Ne dersiniz? E, çok doğru söylediniz. Öncelikle ben TRT Diyanet izleyicilerine hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum çok efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Bizleri buraya davet ettiniz. Bu büyüğümüzü anlatma fırsatı verdiniz. Estağfurullah. Için. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. E, i̇sterseniz bu yılın Hoca Ahmet Yesevi yılı ilanı ile ilgili nasıl bir süreç evet, oldu? Evet hocam Oradan nasıl baş, oldu? Başlayarak... Daha önce çünkü çok özür dilerim mesela Matrakçı Nasuh da 450. yılındaydı değil mi? Evliya Çelebi'nin 400. yılındaydı ve Hazreti Mevlana'nın Hazreti Pir'in de 800. doğum yıl dönümünde e, Türk Milli Komisyonu'nun bazı gayretleriyle e, değişik kutlamalar yapılmıştı. Evet. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak bu süreci biz başlattık. Oh ne güzel. Biz UNESCO Milli Komisyonu, Türkiye Milli Komisyonuna müracatta bulunduk. Hı hı. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin vefatı 1166. 1166 yılını kabul edecek olursak hı hı. bu yıl vefatının 850. yıl dönümü. Evet. Biz de bunu esas alarak dedik ki UNESCO'dan böyle bir e, talepte bulunduk. Onlar da Aralık ayındaki e, Paris'te yapılan Genel Kurulunda oy birliğiyle çok enteresan. Evet, oy birliğiyle kabul edildi ve burada da bu kararın alınmasında da bizi kardeş dost ve kardeş Kazakistan, Hı -hı. Kırgızistan ve Azerbaycan da destekledi. Çok güzel. Bunların desteklebildiği oy birliğiyle kabul edildi ve bu büyüğümüz. Ortak bir değerimiz zaten. Evet. Çok evet. önemli bir değerimiz. Hı -hı. Bu büyüğümüzü biz de UNESCO şemsiyesi altında tabii ki biz sizin de biraz önce söylediğiniz gibi her zaman anmamız lazım. Hı -hı. Ama bu da bir vesile oldu. Daha geniş kitlelere bu vesileyle ulaşma imkanımız oldu. Çok güzel. Böyle başlayan bir süreç oldu hocam. Sizi evet. bu sürece götüren e, ne oldu peki? Yani e, biz acaba Türkiye'de yeterince hani bu çalışmaları duyuramadık mı dedik? E, Ahmet Yesevi'nin bugüne ulaşan mesajlarından daha doğrusu bugünün dünyasında yeniden yorumlanması gereken ve ihtiyacımız olan mesajlar mı e, sizin böyle bir gayrette bulunmanıza öne yak oldu? Şimdi baktığımız zaman üniversitemizin adı olan <laughs> ve seçilirken de. Türk dünyasına onun felsefesinde gençler yetiştirme amacıyla kurulan bir üniversite evet. var ortada. Hı hı. Ve bu üniversitenin e, bu adını taşıdığı şahsiyetin adını taşımak nasıl bir imtiyazsa bunun da gerektirdiği sorumluluklar var diye düşündük. Hı. Ve buradan hareket ederek biz bu büyüğümüzü kamuoyunda tanıtmamız gerektiğine hı. inandık. E, tabii burada bizi özellikle İslam dünyasında son zamanlardaki oluşan olaylar, hı hı. sıkıntılar, yaşadığımız... Buhranlar buna bizi buna itti. Baktığımız zaman o buhranlara Yesevi Hazretlerinin çok güzel mesajları var. Evet. Onun Divan-ı Hikmet adlı eserinde biraz sonra o eserden de bilgiler vereceğiz. Birliği, beraberliği, dostluğu, hoşgörüyü ortaya koyuyor. Evet. Mesela bugünkü Yesevi Hazretlerinin ta bundan 900 yıl önce verdiği mesajı bakıyoruz ki sanki bugün için söylemiş. Hı. Diyor ki Yesevi Hazretleri, nerede görsen gönlü kırık merhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı ol. Mahşer günü dergahına yakın ol, ben benlik güden kişilerden kaçtım ben işte. Çok güzel. Divan-ı Hikmet'te başka bir beyit olmasa, sadece bu beyti almış olsanız, bu dörtlüğü almış olsanız, bugünkü birçok sıkıntımıza reçetesi burada var diye düşünüyoruz. O yüzden biz arzu ediyoruz ki bu yıl ve sonraki yıllarda bu büyüğümüzü anlatalım. Biz dertlerimizin devasını başkalarından değil, evet. geçmiş yıllarda ta Türkistan'dan Hı -hı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in o yaymış olduğu İslam ışığına ayna tutup o aynayı Anadolu'ya yansıtan, Balkanlara yansıtan, dünyanın birçok yerine yansıtan bu büyüğümüzden öğrenelim. Evet. Çünkü onun o yansıtmış olduğu ayna Anadolu'da Mevlanalar, Hacı Bektaşi veliler Yunus Emre olarak tezahür etmiş. Bir zemin oluşturdu. Oluşturmuş. Onun üzerine bir kültür, bir medeniyet inşa oldu aslında. Evet, evet. Balkanlara gittiğimizde bakıyoruz ki evet. Sarı Saltuklar, Evet. Demirci babalar, Gül babalar, daha niceleri onun o yaktığı meşaleyi, onun o yansıttığı Peygamber Efendimizin o yaymış olduğu ışıktan yansıttığı aynadan oraları mayalamışlar. Ve bugün Anadolu'da ve oralarda eğer İslamiyet varsa, Müslümanlar varsa... Bu değerli büyüğümüzün Allah'ın izniyle sayesindedir diyoruz. Evet inşallah gerçekten öyle. Biraz hocam Hoca Ahmet Yesevi'nin hani aslında sadece belki Türk dünyası için düşünemeyiz. Yani çok geniş bir coğrafyayı da etkilediği manevi şahsiyetlerden bir tanesi, nadir şahsiyetlerden bir tanesi. Nüfuz alanı çok fazla. Fakat hayatı nerede başlamış, nasıl olmuş? Batı Türkistan'ın Sayran şehrinde doğuyor evet. değil mi hocam? Sayram ya da bir diğer Darül Darülbeyza. Evet. O şehirde dünyaya geliyor. 1093 diye. 1666 vefatından geriye gittiğimiz zaman evet. 1093 diye ortaya çıkıyor doğum tarihi yaklaşık olarak. Sayram'da dünyaya geliyor. Peygamber Efendimizle hayatı çok özdeşleşiyor. Hı hı. Türk dünyasında eh, Ahmet Ahmedisi Hazretleri ahmet i Sani deniyor. Evet. Peygamber Efendimiz hı. Ahmet'i evet. Evvel ona da ahmet i Sani deniyor. Babasını erken kaybetmesi. Babasını değil değil annesini kaybediyor. Hı hı. Daha sonraki zamanlarda yine adı İbrahim olan oğlunu kaybediyor. Evet. Birçok benzeşmeleri var. Yesevî Hazretleri anne babasını kaybettikten sonra e, ablası Geher Şehnaz'la birlikte e, o günkü Yesi'ye, evet. Yesevi oradan geliyor, Yesi evet. şehrine geliyor. Yesi de Üveysi meşrep Aslan Baba'yla tanışıyor. Aslan Baba'dan e, belli Feyz bir dönem alıyor. feyiz alıyor. Eğitim alıyor ama daha yedili yaşlarda. Evet. Yedili Hatta yaşlarda. babasından da e, bir feyiz alıyor. Yani babasının da böyle bir Babası manevi da İbrahim tarafı. Ata. Evet. Babası da İbrahim Ata. O evet. da bir e, mürşit. O da evet. bir e, irfan mektebinin üstadı. Hı hı. Değerli bir şahsiyet. Atalarından da öyle bir geliyor. Hmm. Bir soyu, silsile var yani. Ta soyu Hazreti Ali Efendimiz'e dayanıyor. He. Hazreti Ali Efendimiz'in malumunuz soyu bir taraftan Peygamber Efendimiz'in evet. kerimesi Hazreti Fatıma'dan devam ederken bir taraf, taraftan da Havle'den devam ediyor. Evet. Yesef Hazretleri de Havle'nin oğlu Muhammed Hanefi'nin soyundan hmm. geliyor. Evet. Bugün Türk dünyasında Muhammed Hanefi'nin soyundan gelenlere hocalar ya da mollalar deniyor. Evet. Hala onlar çok saygı görüyor ve hala o toplum içerisinde Yesef Hazretleri'nin zihniyetinde bir hizmet e, anlayışı devam ediyor hmm. onların arasında. Hazretleri, e, Yesi Hazretleri Aslan Baba'nın vefatı, vefatıyla evet. birlikte Yesi'den bir işaretle birlikte ayrılıp hı hı. o günkü irfan mer merkezi olan Buhara'ya geliyor. Evet. Buhara'da e, büyük üstad Yusuf Hemedani Hazretleri ile evet. tanışıyor. Buhara o gün için çok önemli bir manevi merkez değil mi hocam? Hem Bunu manevi merkez hem de, hem de ilmi bir, bir, merkez. ilmi bir merkez. Evet. Zaten efendim o dönemde hem ilim hem de irfan bir arada, e, gidiyor. bir arada gidiyor, bir arada götürülüyor bunlar. Evet. E, Yusuf Emedan Hazretleri de asıl Mervli ama gezici bir Allah dostu, gezici bir mürşit. İnsanlara nerede ihtiyaç var da varsa kendisinde oraya gidiyor. Orada yerinde hizmet veriyor. Hmm. Yesevî Hazretleri de onun Buhara'da olduğu döneme yetişiyor. Hmm. Geliyor ondan manevi irfan dersi aldıktan sonra e, onun e, vefat etmeden önce işaret işaret ederek onun üçüncü halifesi oluyor. Hı. Hmm. Eee Yusuf Emedan Hazretleri diyor ki ben benim yerime önce Abdullah'ı Berki'ye geçsin. Hmm. Sonra Hasan Endaki geçsin. Sonra Ahmet Yesevi geçsin. Evet. Ahmet Yesevi Hazretleri 3. halife olarak yerine geçiyor. Hı hı. Sonra yine Yusuf Emre Hazretlerinin manevi bir işaretle Yesi'ye dönüyor. Evet, geri dönüyor. Geri dönüyor. Şey, e, Hilafeti, yere. Evet. Abdülhalik Hazretlerine teslim evet. ediyor ve geri dönüyor. Yesi de o irfan mektebini kuruyor. Hı hı. Orada e, şeyin e, bizim e, Fuat Köprü'nün ifadesiyle Fuat Köprülü de bu arada anmak evet. gerekiyor. O da Yesevi Hazretleri'ni keşfeden kişi. Hı hı. Bir gün bu bilimsel çalışma yapmak için konu arayışı içerisinde Yahya Kemal ile, meşhur şairimiz Yahya hı. Kemal ile karşılaşıyor. Yahya Kemal ona diyor ki, e, Fuat Efendi, Fuat Bey bir araştırın, bakın şu e, Ahmet Yesevi kim? Hı hı. Bizim medeni milliyetimizin aslını onda bulacaksınız diyor. Hı. Bunun üzerine... Fuat Köprül'ü araştırıyor ve Yesevi Hazretleri ile ilgili o Türk Edebiyatı'nda evet. ilk mutasavvıflar diye iki bölümden oluşan eserini Hı. oluşturuyor. Bu arada Fuat Köprül'ü de bu sene yine UNESCO kapsamında Ahmet Yesevi Hazretleri ile beraber vefatının 50. yıl dönümü evet, münasebetiyle evet. anılıyor. Aynı Onu kareye da, düşmüş aynı oldu. Aynı karede böylece. evet. Onu keşfeden kişiyle evet. keşfedilen kişi aynı kareye düşmüş oldu. Yesevi Hazretleri geldiği zaman... Fuat Köprülü ifadesi 99 bin öğrenci yetiştiriyor. Eee. O bozkırın içerisinde. Maşallah. Biz Ahmet Yesevi Üniversitesi üniversitesi olarak 20 yılı aşkın süredir mezun veriyoruz. 75 binlere yeni vardık. Evet. Bu müthiş Doğru. bir hedef, evet. müthiş bir gaye, dava adamı olmak. Evet. Ee, Nüfuzu ve, çok yüksek. Evet evet. evet. Tabii insanları İslam'a davet ederken kullandığı hikmeti, hikmet yöntemini evet. kullanıyor. Nahil suresi 125. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ilasebili Rabbike bil hikmeti vel mevizetil haseneti. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Emrine imtisalen hikmetle anlatıyor. Hmm. Türkler o zaman malumunuz göçebe kavim. Evet. Ee, dini eserler Arapça ve Farsça. Hmm. Anlama imkanı yok göçebe kavmin. Yesevaziye Yesevi Hazretleri Hazretleri Arapça ve Farsça biliyor. Çok iyi biliyor evet. ve onlara halkın anlayacağı dilden hikmetlerini söylüyor. O dönemdeki birçok kişi Yesevi Hazretlerini eleştiriyor. Hmm. Bilim dili Arapça ve bu 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 dönemdeki selçukluların karahanlıların dili farsça. Evet. Neden Arapça, Farsça söylemiyorsun diye eleştiriyor. Yesevi Hazretleri de çok güzel hikmetli onlara hikmetli bir şekilde şöyle cevap veriyor Buyurun. efendim. Diyor ki: Sevmiyorlar bilginler sizin Türkçe dilini. Bilgelerden işitsen açar gönüllerini. Ayet hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar. Anlamını erenler başı eğip uyarlar. Miskin kul Hoca Ahmet, yedi atana rahmet. Fars dilini bilir de Sevip söyler Türkçe'yi. Çok güzel. Evet. Yesevi Hazretleri böyle onlara da güzel bir cevap vermiş oluyor. <laughs> Yesevi Hazretleri gibi büyüklerimize Üstad Necip Necip Fazıl diyor ki aklın sınırının ötesinde meclis kuranlar. Oo. Çok enteresan. Aklın evet. sınırının ötesinde meclis kuranlar. Yani akılın alma imkanı yok. <laughs> Nasıl 99 bin insanı yetiştirdin? Evet. Nasıl böyle bir feyiz verdin? O İslam ışığını nasıl Anadoluya, evet, Balkanlara Anadolu yerine yansıttı? Anadolu'nun İslamlaşması, Anadolu'nun İslamlaşmasındaki en önemli figür aslında, değil evet. mi hocam? Evet. Burada tabii dava adamı olmak çok önemli. Evet. O İrfan Mektebinden, O Peygamber Efendimizden e, Aslan Babalar vasıtasıyla, evet. Yusuf Medani vasıtasıyla sağlam bir eğitim almakta yatıyor, evet. gay adam olmakta yatıyor diye düşünüyorum. Ee, o zaman Divan-ı Hikmetten bir bölümü izleyelim isterseniz. Çok kısaca Çok memnun bir olurum. videomuz var. Çok memnun ee, i̇zledikten sonra tekrar stüdyoya döneceğiz. Sevgili izleyenler bugün Hoca Ahmet Yesevi'yi konuşuyoruz. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Musa Yıldız Hocamla ee, bu konuyu ilk bölümde söyleşmeye devam edeceğiz. İkinci bölümde bugüne geleceğiz. İş hayatında eğitimin öneminden bahsedeceğiz ama bunun kökenleri de geçmişte demek ki hocam. İç hayatta ya da iş hayatında hiç fark etmez. İçeride ve dışarıda maddi ve manevi eğitim terbiye olmadan tekamül de gerçekleşmiyor galiba değil mi? Çok çok doğru. Ee, bununla ilgili Yesevi Hazretleri'nin hayatında hayatında çok örnekleri var. Ör evet. Bunlardan bir tanesi bizim evet. çok hoyratça doğu dünyasında kullanılan vakti çok iyi değerlendiriyor. Evet. Üçü ayırıyor vakti. Birincisi bu bedeni bize veren sağlığı veren nimetlerin Allah'a ibadetle geçiriyor. <laughs> üçte birini. Üçte birini sizin söylediğiniz eğitime evet. o mesajı, peygamberimizin mesajını İrfan Mektebi'nde eğitime ayırıyor. Üçüncüsü de el emeğine. Çok diyor güzel ki ellemeyi çalışarak alın teriyle alacaksınız evet. diyor. Kazanacaksınız diyor. Yani öyle miskinlik yok değil mi? Yok. Dergi evet. haberi geldiği zaman da diyor ki mesleğin var mı evladım? Çok güzel. Önce git bir meslek edin öyle gel diyor. Ne kadar güzel. Hocam aslında tasavvufla ilgili bugün yanlış anladığımız şeylerin de e, belki düzeltilmesi için çok önemli bir örnek. Yani tasavvuf e, ya da İslam'da hep biz bunu konuşuruz ya öyle ele tek çekerek e, derviş olmak kolay yani mümkünse halkın içerisinde hakkı yaşamaktır önemli olan. E, oradan demek ki o nüveler o işaret ler hep gelmiş bize. Bir izleyelim, devam tabii edelim. Hocam Ahmet Yesevi bize başka neler söylüyor... ...hep beraber sizi dinlemeye. Birazdan tekrar stüdyodayız. Bismillah deyip, beyan ederek... ...hikmet söyleyip... ...talep edenlere... İnci cevher saçtım ben işte. Riyazetini sıkı çekip, kanlar yutup, ikinci defter sözlerini açtım ben işte. Sözü söyledim, her kim olsa cemale talip, canı canana bağlayıp, damarı ekleyip, garip yetim fakirlerin gönlünü okşayıp, gönlü kırık olmayan kişilerden kaçtım ben işte. Nerede görsen gönlü kırık merhem ol. Öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı ol. Mahşer günü dergahına yakın ol. Ben benlik güden kişilerden kaçtım ben işte. Garip fakir yetimleri Rasul sordu. O gece miraca çıkıp hak cemalini gördü. Geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu. Gariplerin izini arayıp indin ben işte. Ümmet olsan gariplere uyar ol. Ayet ve hadisi her kim dese duyar ol. Rızk nasip her ne verse tok gözlü ol. Tok gözlü olup, Şevk şarabını içtim ben işte. Efendim tekrar stüdyodayız. Bugün Ahmet Yesevi Hazretlerini anıyoruz. Anmakla beraber aslında o mesajları bugüne de getiriyoruz. Hocamın vasıtasıyla Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Musa Yıldız Hocam stüdyo misafirimiz. Hocam tadı damağımızda kaldı anlattıklarınızın. Ahmet Yesevi Hazretlerinin mesajlarından bahsediyordunuz. Onun hayatı da tabii çok önemli. Yani o hayat içerisinde küçük küçük bulduğumuz, gördüğümüz hikayeler belki bizim Yaşantımızın farklı noktalarına değecek. Bugün mesela TRT'de bir Yunus Emre dizisi var. Biz de kendi ekranımızda da bunu yayınlamış olduk. Ve tekrar bir manevi şahsiyetle tanıştık. Onun bize söylediğini, yüzyıllar önce söylediğini bugüne getirme imkanımız oldu. Bugün değerler değerler diyoruz. Değerler eğitim merkezleri kuruluyor. Bir sürü kitap yayınlanıyor. Ama hocam bunun bir şahıs üzerinde somut hale gelmesi, müşahhaslaşması ancak insan üzerinde tesir oluşturuyor sanki değil mi? Hoca Ahmet Yesevi onlardan bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi. Evet. E, bence Hoca Ahmet Yesevi'yi anmak değil de anlamak desek daha evet, uygun olur. Ne güzel. Çünkü söylediniz. bizim onu anmaktan ziyade anlamaya bizim ihtiyacımız var. Onlar anlamaya ihtiyacımız var. var. Evet. Çünkü onların bize ihtiyacı yok. Onlar misyonunu yapmış ve dönemlerini geçirmişler. Hı hı. Biraz önce onun en önemli verdiği mesajı vakti vakit demiş. Evet hocam. Vaktin kıymeti ve değerlendirme. Birincisi ibadetle geçirmesi, hı hı. ikincisi eğitimle o öğrencileri yetiştirmesi, üçüncüsü de elemeyle. Evet. Alın teriyle kendisinin ve ailesinin geçimini sağlaması. Tam buradayken hem de bir latife olsun. Seyircilerimizin de çok hoşuna gidecek. Buyurun lütfen. Bir menkıbesi var Yesevi Hazretleri'nin. Yesevi Hazretleri'nin halden anlayan bir öküzü varmış. Hı. O kaşık ve kepçe yonttuğunda evet. o kaşık ve kepçeleri onun heybesine yerleştirirmiş. Hı hı. Kendisi yine öğrencileri yetiştirmeye devam ederken Yesevi sokaklarında öküzü dolaşıp satış yaparmış. Hı. İhtiyacı olanlar oradan kaşığı alır parasını hebeye koyarmış. Hı hı. Bazı uyanıklar da öküz bundan hmm. anlamaz diye parayı koymazlarmış. Hmm. Öküz de o kişinin peşini bırakmazmış parayı ha, alana kadar. Çok enteresan. Eski sokaklarında kişiler de dik dik bakarmış. ha Sen Yesevi Hazretleri'nin kaşığının parasını vermezsin diye hmm. toplumsal bir baskı yaparak. Evet. Kişi parayı öder, öküz onun peşini bırakırmış. Müthiş. Böyle de bir latife var. Ne güzel. Yesevi Hazretleri'nin burada vakitle ilgili verdik, hı hı. insanlara hizmet etme, işte aşk yolunun yolcusu olma, hı hı. sevgi gibi birçok mesajları var. Ama en önemlisi Yesevi Hazretleri'nin. Buyurun. ...bir peygamber aşıklısı olması. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alması. Hı hı. Sizin biraz önce Bismillah deyip... ...beyan ederek hikmet söyleyip diye başlayan yere... Evet. ...diyor ki talep edenlere inci cevher saçtım ben işte. Evet. Gelenekte inci... ...Kur'an-ı Kerim'in sembolü. Cevher hı. ise sünnetin sembolü. Ve Yesevi Hazretleri 63 yaşına gelince... Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yeryüzünde yaşamadı. Evet. Dergahın bir kısmına bir tane, bir halvethane evet. yaptırıyor. Bir hücrede yaşadığı söylüyor. Bu orada, doğru mu hocam? Doğru 10 yıl hı. orada yaşıyor. Evet. Ama şu yanlış anlaşılmasın. Siz de biraz önce değindiniz. İslam'da toplumdan soyutlanma ayrılma yok. Hı hı. Yesevi Hazretleri geceyi orada geçiriyor. Ha. Ya, ya, rahat yatakta yatmayıp ibadetle evet. sabaha kadar orada geçiriyor. yine Fakat gündüz yine halkın içinde. Tabii yine öğrencilerini yetiştiriyor. Evet. Onlara gereken mesajı veriyor ve onları e, alperenler olarak. Evet savaş olmadığı zamanlarda eren, savaş oldukları zaman alp olan o büyükleri Horasan erenleri oradan Anadolu ve dünyanın değişik yerlerine gönderiyor. Yesevî Hazretlerinin böyle bir misyonu var. Evet. Peygamber, Tasavvufun kurumsallaşmasını da aslında sağlamış oluyor değil mi? Yani tabii ki, bu böyle yol, yol, başı, eğer, yol, başı, evet, yol başı diye evet. kullan, kullanılıyor bu tasavvuf içerisinde. Ee, tabii bu kadar kısa programlarda anlatma imkanı yok. Evet, esnafım. Bir kere 99 bin öğrenci yani çok büyük bir Müthiş rakam. Müthiş bir rakam, evet hocam. Yani Anadolu'nun İslamlaşması diyoruz. Bu böyle sanki çok basit bir şeymiş gibi geliyor ama yıllara yayılan sizin yetiştirdikleriniz burada kalmıyor. Farklı topraklara gidiyor ve onlar da orada yeni yeni insanlar yetiştiriyorlar. Dolayısıyla bu değişim, bu dönüşüm ancak bu şekilde e, meydana geliyor değil mi? E, hocam mesela eseri e, Divan-ı Hikmet de çok önemli tasavvuf literatürü içerisinde ilk sayılan değil mi? Kutat bilikten sonra yazılı olarak da Türkçe ikinci eser. İkinci eser. Tasavvuf evet. olarak da birinci eser birinci diyebiliriz. Birinci eser evet. Diyebiliriz. Çok önemli ve de Türkçemizin muhafaza edilmesinde de en önemli eserlerden bir tanesi. Böyle Bu de, de çok bir özelliği var. Bir şey, evet. Böyle de bir özelliği var. Bir yani Bir nevi, sahip... nevi şunu söyleyebiliriz. Buyurun. Ee, Yesevi Hazretleri İslam'ı halkın anlayacağı seviyede Kur'an'ın mesajını Türkçe olarak hikmetler yoluyla anlatmış. Evet. Belki Belki burada şunu ifade etmek haddi aşmış, atmış, aşmış olmayalım. Hı. Bir nevi cüz'i, kısmi olarak Kur'an tefsiri, hmm. Kur'an'ın ifade edilmesi, açıklaması diyebileceğimiz bir eser. Evet. Yani biraz yorum tabii. Hiç tabii yorum. Öyle. Tabii, yani yorum. E, siz Allah yolunda gidiyorsunuz. Hani e, şeyde ilahi kelime Tullahı yaymaya çalışıyorsunuz. E, Maksat da çıkış noktası da belli. Dolayısıyla referansınız da belli yani değil mi? Kur'an olması. Olması. Onu yorumlamak yani, kaçınılmaz. Yaşaması çok önemli. Evet. Onların dili hal dili. Evet. Bugün bizim günümüzde yaygın olan kal dili, söz değil hal dili. Evet. Zaten halle, siz hallendiğiniz zaman, yaşadığınız zaman o zaman gönülleri fethediyorsunuz. Evet. Ee, Anadolu'ya malumunuz gönderdiği alperenleri fetihlerden önce geliyorlar. Evet. Önce gönüller fethediliyor. Aslında gönüllerinin fethi zaferi var önce. Hmm. O zaferden sonra Anadolu'ya büyük zaferler. Hatta orduların kolaylaştığını geliyor. da söyler hep tarih bize Tabii. değil mi? Yani önceden gelen bu erenlerle, alperenlerle beraber bir manevi zemin hazırlandığı Dolayısıyla o zeminin üzerine bir fütuhat gerçekleştiği zaman burada ciddi bir mukavemetle de karşılaşmıyor. Gönülleri işte. fethedince Oradaki e, e, kaleleri kolaylıkla evet. fethediyorsunuz. Fakat buradaki maksat yine rızayı ilahi. Tabii rızayı ilahi ve ilahi kelimetullah. İlahi kelimetullah aynı. Dava adamı olmak bu. Davaları, evet. tek davaları var. İlahi kelimetullah. Evet. Allah adını yüceltmek. Evet, müthiş bir şey. Hocam, e, sade bir Türkçe ile dediniz ve e, çok geniş bir coğrafyaya aslında ulaşıyor, değil mi? Bir de az önce söylediğimiz bir şey vardı. Onu unutmadan böyle tabii konu çok geniş. Biraz zıplayarak e, gidiyorum ama e, şey Yahya Kemal'in Fuat Köprülü'ye tavsiye ettiğini söylediniz. Evet. Fakat ondan önceki tarihi kaynaklarda dediniz ki e, Evliya, Evliya Çelebi. Çelebi bahsediyor. Evet. Evet. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsediyor ve Evliya Çelebi de Yesevi Hazretlerinin soyundan gelmekle övünüyor Oo, eserinde baştan sona gittiği bütün şehirlerde hı hı. mesela Tokata Tokatta Gıç Gıçde de var evet. gittiği <laughs> zaman orada gördüklerinde hep diyor ki işte Yesevi Hazretlerinin soyundan gelen onun talebelerinden Gıç Gıçde de benim de atam diye övünerek hep bütün e, seyahatnamenin başından sonuna kadar hangi şehirlerde Yesevi öğrencisi varsa onlara işaret ediyor çok güzel hocam bir izleyicimizin sorusu var diyor ki Yesevi Hazretlerinin tek eseri Divanı Hikmet midir? Hayır. Yesevi Hazretleri'nin dört tane eseri var. Hı hı. Birincisi Divan-ı Hikmet, manzum eseri. Mensur eseri var. Fakirname. Hı. Fakirname diye. Adeta Divan-ı Hikmet'in bir mukaddimesi evet. niteliğinde. Onun dışında da iki tane de Farsça e Risalesi var. Hı. Allah nasip ederse biz Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak Divan-ı Hikmet'i bastık. Evet. Ee, belki biraz sonra faaliyetlerimiz içerisinde evet, bundan hocam. bahsedeceğiz. Fakirname'yi basıyoruz. Hı hı. Ee, diğer iki tane de... ...risalesi var, küçük Farsça risalesi var. Hı. Onları da Türkçe'ye çevirtiyoruz. İnşallah onları da en kısa zamanda bastıracağız. Ne Allah güzel. İzleyicilerimiz çok teşekkür ediyorlar hocam. Biz ee, Böyle ediniz, bir şeye efendim. vesile olduğunuz için de diyorlar. Bir izleyicimiz... Demiş ki çocuğumun adını Ahmet Yesevi koymak istiyorum diyor. Ne güzel, enteresan çok, bir şey. Çok memnun oluruz. Özellikle evet. bu 2016 yılında çocuk dünyaya erkek çocuklar çocuklarına, erkek çocuklarına bu adını verirse ne bu kadar güzel adını çocuğudur. yaşatmış oluruz. İnşallah. Güzel olur. Hocam şeyde o hayatı kronolojik olarak da biraz devam edelim. Bunları yaptıktan sonra yani Hicri 590'da galiba vefatı. Değil değil mi 1166 1166'da geliyor aşağı yukarı. Yesi şehrinde vefat ediyor. Evet. Değil mi? Orada kalıyor ve Timur zamanında galiba bir şey yapılıyor. Timur'a rüyasında Buhara'nın fethini müjdeliyor. Hmm. Timur'a ee, onun üzerine Timur fethettikten sonra bir şükran olsun diye hı hı. geliyor Yesi'ye. Evet. Teşekkür etmek için yola çıkıyor, geliyor. Geldiğinde çok enteresan bir olay oluyor orada. Buyurun. Şehre girdiğinde bugün bizim belediye başkanımız Melih Bey'in yaptığı kapılar var ya evet. o kapılar gibi Türkistan'ın kapıları var. Hı hı. Şehrin kapısına geliyor. Geldiği zaman atından aşağı iniyor. Hı. Hemen tebaası, diğer komutanlar da aşağı iniyor. Efendim niye aşağı indiniz diyor. Diyor ki: "Beyler, daha benim diyor kılıcımın girmediği yere hı hı. bu büyük Allah dostunun alperenlerinin girdiler oralara. Ben nasıl edepsizlik giderdi atın üzerinde bu büyüğümüzün huzuruna geçer, çıkarım." diyor yürüyerek belli bir mesafeyi hı hı. yürüyerek gidiyor. Geldiği zaman bakıyor ki Yesevi Hazretlerinin türbesi hı hı. küçük bir türbesi var. Biraz e, yıpranmış. Hı hı. Hemen talimat veriyor. Burada büyük bir türbe yapın diye. Türbe yapımı başlıyor. Hı hı. 1395'te başlıyor. Hı hı. 1400 yılların ilk yıllarında türbe o, tamamlanıyor. Türbe İslam dünyasındaki en büyük türbe diyebileceğimiz hı hı. E, devasa bir yapı. Evet. İnşallah nasip olur da seyircilerimiz de gidip orayı ziyaret edebilirler. Evet. E, Türk dünyasında Yesevi Hazretleri ile ilgili Medine'de Muhammed, hı hı. Hazreti Muhammed hı hı. Efendimiz, Türkistan'da Hoca Ahmet diye de bir hı. söz var. Böyle çok de yaygın önemli. bir söz var. Evet. Türkmenler arasında özellikle hı hı. böyle de bir yaygın bir söz var. Ne güzel. Ya de göstermesi tabi açısından. Timur'da o rüyada müjdesine de hı hı. o devasa binayı yaparak, ...hürmette bulunur evet, efendim. Evet bir mukabelede bulunmuş oluyor böylece. Hocam e, peki şeyden bahsettik e, yani Hoca Ahmet Yesevi'den bahsettik... <laughs> ...insanlığın ortak değerlerindendir dedik. Bizim dünyaya da anlatmamız lazım galiba değil mi? Yani az evvel sizin önce gönüllerin fethi dediğiniz mevzu... ...bugün maalesef İslam dünyası şiddetle beraber anılıyor... ...ve bu aslında hepimizin içini yakan bir durum. E, yanlış anladığımız mesajlar var, eksik anladığımız şeyler var. Hoca Ahmet Yesevi bu konuda bizi... bir birleştirmeye dair neler söylüyor? Bir kültürel yakınlaşma var mı? Bir barış var mı? Müthiş bir ufuk var çünkü. Yani gönderiyorsunuz siz yetiştirdiğiniz adamların hepsi etrafınızda dizilsinler diye yapmıyorsunuz bunu değil mi? Ya en önemli mesajı yetiştirdiği öğrencilere insanları ötekileştirmeyin. Hmm. Yani ben ve ötekisi. Bu çok tehlikeli bir mesaj. Hmm. Ötekileştirmeyin diyor. Dostluklar, Yaratılanı severim. Yaradan'dan yaradanın ötürü, ötürü felsefesinin farklı bir şeyi var. Özellikle. Evet. İkinci bir, bir şey de Hidayet Allah'tandır. Çok güzel. Kur'an-ı Kerim nasıl Peygamber Efendimiz'e لَيْسَ evet. عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا dediği gibi Peygamber'in görevi tebliğ. Bizim de görevimiz insan olarak Peygamber Efendimiz'den bizim ümmeti olarak tebliğ etmek. Bu mesajı çok iyi vermiş hı hı. ve bu mesajı alan o Alperenleri gittikleri yerde bu mesajı uyguladıklarından dolayı zaten gönülleri Evet. Ve kendileri de bu mesajı her şeyle yaşıyorlar. Hı hı. Yaşadıkları için etkili oluyorlar. Yani en önemli ötekileştirmeme Hı hı Dostluk, kardeşlik, hoşgörü bu mesajlar zaten sizi bulunduğunuz yerde hemen farklı kılıyor, farklı evet. olarak gösteriyor. Ve o yüz, yüzyıllara baktığımız zaman Yesevi Hazretleri'nin yaşadığı dönem, <laughs> Moğol istilaları var, Evet. çok büyük buhran var Türk dünyasında da. O Türk dünyasındaki buhrana o Alperenleri de bir reçete sunuyorlar. Evet. O reçete sunduğu için o reçetenin küllerinden bir Osmanlı ortaya evet. çıkıyor. Bu hep anlatılan bir şeydir değil mi hocam? Yani hem Ahmet Yesevi Hazretleri ile belki bir başlangıç olarak yani tasavvuf tarihine gittiğimizde gördüğümüz en önemli figür. Ama onun e, devamında da mesela Hazreti Mevlana için de çok benzer şeyleri söyleriz biz. Yine o topraklar üzerinden gelip geçmiş ve Tabii, o dönemdeki belkten, belkten gelerek e, süreci aslında manen yönetmiş olan insanlar desek herhalde abartmış olmayız burada. Tabii ilahi irade, ilahi irade. Nerede ihtiyaç varsa oraya bu şekilde manevi askerlerini gönderiyor. Evet. Onlar o coğrafyaları mayalıyorlar. Evet. Hemen bakıyoruz Yunus Emre gelmiş. Hı hı. İşte dizisinden bahsettiniz evet. siz. Onun, oradan bakıyoruz hemen burada Ankara'da Hacı Bayram Veli, Hacı Bayram Hazretleri, Veli var. Hazretleri var. Gidiyoruz evet. hemen Nevşehir'e Hacı Bektaş Veli Hazretleri var. Henkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Hocam var. hazır bunları söylemişken programdan önce konuşmuştuk izleyicilerimizle burada da paylaşalım. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin özelliklerinden birisi kendisinden sonra gelen ekolleri de oluşturmuş olması esasen değil mi? Tabii ki. Yani diğer tasavvufi ekollerin de aslında bir şeyi, başlangıcı orası. Bakıyoruz Bektaşilik işte. Evet. Haydarilik bakıyoruz. Hı hı. Ondan Hatta sonra Hatta siz Nakşibendilik dediniz. evet. çünkü Nakşibendilik'in bakıyoruz üstadı. Nakşibendi Hazretleri'nden daha evet. yukarıdaki e, Abdülhalik Hazretleri. Kucduvani Hazretleri Yetevi onu bırakıyor Lafethi zaten. devralıyor. Evet. Ne güzel. Öyle önemli, önemli bir kolbaşı. Çok güzel. Hocam bir şey. e, şeyden biraz bahsedelim üniversitenin yaptıklarından. Ben ona geçmeden önce yani yaptıklarını sormadan önce Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi. Uzun adını söyleyelim. Bu önemli çünkü bu aslında programın başında ifade ettiğimiz bir boyut vardı. Dünyanın değişik yerlerinden öğrenciler alıyor. Türkiye cumhuriyetlerden de Türkiye'den de gidenler var. Aslında konsensüsle oluşturulmuş bu kültürel bağları da pekiştiren bir misyonu da var tabii değil ki. mi? Bir kültürel işlevi kültür var. köprüsü. Köprüsü, evet. Türkiye ile Kazakistan, dolayısıyla bütün Türk dünyası Evet arasında. Diplomatik bir ağırlığı da var yani e, bu manada. Tabii çok önemli bu. Evet. 1991 yılında Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiği Peki. zaman, e, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler artınca, e, Nur Sultan Nazarbayev'in bağımsızlıktan önce orada kurduğu bir Türkistan Devlet Üniversitesi hmm. var. Hmm. Türkiye ile birlikte ilişkiler gelişince bunu Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinde orada olması sebebiyle evet. ona hürmeten, Birlikte Türkiye ile Kazakistan'ın bir ortak üniversitesi olsun diyor. Türkiye'nin de yurt dışındaki ilk tecrübesi Ahmet Yesevi Üniversitesi. Aa, çok güzel. Evet. O tarihte üniversite kuruluyor. Ee, 25 gün, yıl önce. Evet tam tam bugün de evet. bu yılda biz 25. yılımızı kutluyoruz. Ne güzel ee, nice 25'ler inşallah. İnşallah. Ee, üniversitemizde eğitim başlıyor. Hı hı. Ee, biz Türkiye'den belki seyircilerimizin aklına gelebilir böyle bir soru. Hı hı. Ee, Türkiye'den üniversite imtihanıyla biz öğrenci alıyoruz. Evet. 100 kontenjanımız var. Türkiye'den aldığımız öğrencilerin gidiş dönüş, Türkiye'den değil bütün Türk dünyasından aldığımız öğrencilerin gidiş dönüş yol parasını ödüyoruz. Çok güzel. Aylık onlara 120 dolar burs veriyoruz. Hı hı. Kalacak yerlerine temin ediyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında bizim şu an itibariyle 9 fakülte bir yüksek okulumuz var. Hı hı. Burada 10 bin öğrencimiz eğitim görüyor. Kazakistan'ın Türkistan şehri bugünkü evet. adıyla eski Yeside. Hı hı. Kazakistan hemen güney kısmında. E, 33 Türk ve akraba topluluğundan bu öğrencilerimiz. Hmm. Ta Doğu Türkistan'dan alın, hmm. e, Balkanlar'dan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Arnavutluk'tan, e, Sibirya'daki Hakas'tan, Tıva'dan, Yakutya'dan, hmm. Kafkaslar'dan, hmm. Suriye'den, Irak'tan, Suudi Arabistan'dan öğrencimiz var. Hmm. Dünyada bir örneği yok Evet. Biz arzu ediyoruz ki Yesevi Hazretleri o dönemde nasıl oradan öğrencileri yetiştirmiş, hmm. değişik yerlere göndermiş. Biz de Türk dünyasına Yesevi Hazretleri'nin bu birlik, beraberlik, hoşgörü, felsefesiyle donanmış Gençleri yetiştirerek Türk dünyasına nitelikli kadrolar yetiştirelim. Bir kol kanat germe var aslında. Kesinlikle evet. bu var ve bunun için de gerek Kazakistan'ın e, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, evet. gerek bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize desteklerini esirgemiyorlar. Onlara da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bizler de Yesevi Hazretleri'ne layık nesilleri yetiştirmek imkanı buluruz. İnşallah. Bu o minvalde hocam pek çok etkinlik de yapacaksınız değil mi? Bunları da siz koordine ettiniz. Tabii biz koordine Neler ettik. var hocam? Mesela kitaplar da var onlardan da Bunları bahsedelim. Bunları da göstereceğim ben size. Lütfen. Ee, i̇lk başta Divan-ı Hikmet'i <laughs> bastık. Evet hocam. Divan-ı Hikmet'in müthiş. orijinali, Divan-ı Hikmet'in orijinali efendim Çağatay Türkçesi. Evet. Arap harfli evet. Çağatay Türkçesi burada. O dönemde Karahanlı Türkçesi ya da Hakkani Türkçesi, fakat elimize o, o dilde gelmediği için daha sonraki yazması elimize hı hı. geçtiğinden Çağatay Türkçesiyle orijinalini koyduk, bu tarafta Türkiye Türkçesini koyduk. Hı hı. İlk şeyimiz çalışmamız bu oldu. Evet. Divanı Hikmeti bastınız. Bastık. Evet. Bu Divan Hikmeti bastıktan sonra görme işitme engelli kardeşlerimiz için de sesli betimlemeleri işaretli dili bu Divan Hikmeti hazırladık. Evet, çok güzel. Onları da o kardeşlerimize ulaştırmaya çalışacağız zaman içerisinde. Bunun yanında Türkiye'de ee, çocuklar için bir hikaye kitabı yoktu. Hı hı. Hikaye kitabımızı bastık. Çok güzel. Bunu da e, Türkiye'de e, öğrencilerimize ulaştırmaya hı hı. çalışıyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak yapıyoruz. Tabii yapıyoruz. Şimdi bunları tekrar evet, hatırlatmış evet. olalım. evet. Bunun dışında Türkiye'de şu an itibariyle 74 tane Adı Ahmet Yesevi olan ilkokul, ortaokul, lise var. Hı hı. Bu okullarda bir farkındalık olsun diye İlç Anadolu bölgesinden başladık. Evet ee, Mart ayı itibariyle 19 okulda. Konferanslar verdik Yesevi Hazretleri ile ilgili ve onlara Yesevi Hazretleri ile ilgili Türkiye'de olan bütün yayınları satın aldık. Hı hı. Bir kitaplık oluşturduk Ahmet Yesevi kitaplığı. Bizim yayınlarımızı da koyduk içerisine. Bu okullara da hediye ediyoruz. Çok güzel bir çalışma. Daha sonraki yıllarda başka okullarda da biz bu farkındalığa devam edeceğiz. Hı hı. Ve bu yıl itibariyle de Ahmet Yesevi adındaki okulların sayısını artmasını, artmasını istiyoruz inşallah, inşallah. Sayı da artmış olacak. 74'ler, 174'ler, 274'ler olsun inşallah. İnşallah. İstanbul'da geçen pazartesi günü hı hı. Ahmet, Hoca Ahmet Yesevi otağı kurduk. Türk hı hı. Dünyası Kültür Mahallesi'nde. Evet. İstanbul'da oturan izleyicilerimizi, Türkiye'den İstanbul'u ziyaret eden izleyicilerimizi hı hı. gitsinler Yesevi Hazretleri'nin otağını ziyaret etsinler Nerede diye Hocam, burada bir rica daha ediyoruz. Söyleyelim. Panorama 1453 evet. var Topkapı'da. Hemen evet. onun yanında hı hı. Türk Dünyası Kültür Mahallesi hı hı. kuruldu. O mahallede biz de Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak bir Hoca Ahmet Yesevi bakman. otağı, evet. çadırdan daha büyük büyük, büyük bir evet. e, kıl çadır çadır otağı yaptık. Hı hı. İçerisine Yesevi Hazretleri'nin ee, topraktan o e, halve tanesini, uzde tanesini yaptık. Ee, onun e, e, şu anda türbe içerisinde sergilenen tay kazanı var. Evet Cuma günleri Cuma namazından sonra şerbet koyulup içerisine <laughs> insanlara ikram edilen tay kazanı var. Onun birebir ölçüleriyle aynısını yaptırdık. Güzel. Bir müze yaptınız aslında Batıada. Evet, evet. evet. Yılın 12 ayı açık e, ziyarete açık <laughs> bir yer yapmış olduk. Bunun dışında çok yakında yine sizin <laughs> izleyicilerinize buradan vasıtanızla ulaştırmak isteriz. Buyurun. Önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Regaip Kandili. Evet. Şimdiden Regaip Kandillerini tebrik ediyorum izleyicilerimizin. Üç aylar başlıyor mübarek olsun. İnşallah İslam dünyasına, Türk dünyasına birlik beraberlik ve barış İnşallah. getirsin diye düşünüyoruz. E, dua ediyoruz burada, niyaz ediyoruz. E, Kocatepe Camisi'nde Ahmet Yesevi Mövlüdümüz var. Hı, hı. Ankara'da Kocatepe Camisi'nde Perşembe akşamı Ahmet Yesevi bir kandili münasebeti. Evet. Bir, var. Evet. Bu ay sonunda da 28-30 Nisan'da da hı hı. Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumumuz var. Hı hı. Ankara'da Rixos Otel'de yapacağız bunu. Evet. Ee, Türkiye'den ve dünyadan Hoca Ahmet Yesevi çalışan bilim adamlarımız gelecek. Onların bir toplanması olacak. Yesevi Hazretleri ile ilgili bilimsel araştırmalarını orada kamuoyuyla paylaşacaklar. Çok güzel. Böyle ve bir bu faaliyet. yılı böyle inşallah dolu dolu daha fazla anlayarak geçirmiş olacağız. Bir iki iki perdelik bir oyun çalışmamız var. Çok güzel. Yani. E, Sayın Kültür Bakanımızı ziyaret ettim. Hı. Kültür Bakanımız çok destek verdi bize. E, devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne talimatlarını verdi. Hı. İnşallah Eylül'den itibaren de o iki perdelik oyunumuz da devlet tiyatrolarında, Hoca Ahmet Yesevi oyunda devlet tiyatrolarında sergilenecek. Harika. Ya Bunun dışında efendim 25 başlıkta 200'ün üzerinde faaliyetimiz olacak. Hı hı. Türkiye'de ve yurt dışında da bizim devletimizin kurmuş olduğu Yunus, Yunus Emre Üstlerinde evet. konferanslar vereceğiz. Hı hı. Yesevi Hazretleri'ni tanı tanıtan görsel, görsel malzemeleri orada e, sergileyeceğiz. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Diğer faaliyetlerimizde sürpriz olsun isterseniz. İnşallah. Tabii bunlar ne, ne kadar güzel şeyler. Böyle içimiz bir aşkla, şevkle doldu. Tekrar anlamak için de vesile olmuş olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz, bunları bizimle paylaştığınız için şeref verdiğiniz, ayağınızı bir hikmetle bitirebilir miyim? Lütfen. Hem de bir, bir mesaj ki? vermiş Buyurun, olalım. Estağfurullah diyor ki Yesevazetleri "Bilirsin bu dünya herkesten geçer. Mala da güvenme, bir gün elinden gider. Düşün ana baba ve kardeş nereye gitti? Dört ayaklı koşan at bir gün sana da yeter." Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür Hünmet ediyoruz, ediyoruz hocam. Bir mukabele estağfurullah. Ayağınıza sağlık, şeref verdiniz. Çok sağ olun. Size. Sevgili izleyenler bu bölümü noktalarken biz de Hoca Ahmet Yesevi'den öğütleri derledik. Bir dakikayla izleyelim ardından tekrar stüdyoya döneceğiz. Büyük mutasavvıf ve şair Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetli sözlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Ey dostlar! Bir kimse Allah aşkıyla yanıp yorularak, bu deryanın çok mahir bir dalgıcı olmadıkça, bundan çok daha derin olan Vahdaniyet Denizi'ne giremez. Zira ki ona girmek için çok usta bir dalgıç olmak lazımdır. Kafir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak, Allah Teala'yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsva olmuştur. Artık yatarken, kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariplere merhamet etmek Resulullah'ın sünnetidir. Nerede bir garip görsen ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. Ey dostlar! Sakın ola ki cahil olanlarla dostluk kurmayınız. <laughs>